Ben yasaklara uyan bir insan değilim zaten. Kurallar çiğnenmek için vardır. Gerçekten herkes atlattı, bizim ülkemize yapıştı kaldı bu hastalık. Yani bize zaten yasaklarda da dışarı çıkıyorduk. 9'dan sonra da istediğimiz yere gidip gelebiliyorduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanı toplanan kabinede normalleşme ile ilgili yeni kararlar alındı. Bakalım Kayseri halkı alınan kararlarla ilgili neler düşünüyor? Çok şey yanlış kararlar. Neden? Korona bitmedi çünkü. Pazar günleri serbestti. Onu da kaldırdılar. Yani çok tatmin edici değil yani. Olumlu değil. Yani sizler, sizler alınan kararları olumsuz buluyorsunuz. Olumsuz buluyorum. Peki daha da mı sıkılaştırılmalıydı? Önceden. Olay olduktan sonra, iş işten geçtikten sonra sıkıntı yok. Kendi bildiklerini yaptıktan sonra olmuyor. Türkiye'nin pandemiyle mücadelesini nasıl buluyorsunuz? Başarısız. Neden? Birileri uyuyor, birileri uymuyor. Başarısız yani. Bence çok güzel oldu. Çünkü sayılar bayağı geriledi. Gerilediğinden dolayı insanların da böyle bir şeye ihtiyacı vardı. O yüzden dolayı çok iyi oldu. Yani pazar gününün açılması veya toplu taşımalara falan normal bir şekilde binmemiz. Şu maskeleri de bir an evvel yüzümüzden çıkarıp gülümsüyoruz mu insanlara, gülümsemiyoruz mu? Ne şekilde bakıyoruz onları görmemiz çok iyi olacak. Peki kabineden sizden neler bekliyordunuz ve ne buldunuz? Beklediklerimizi bulduk herhalde ya. Yani böyle bir şeyler bekliyorduk. Serbest kalmasın her şeyin. Mutluyuz. Bence yerinde buldum. Yani uygundu. Kararlar doğruydu bence. Artık vatandaş olarak herkes bunalmıştı. Hem pandemi süreci de artık aşılıyor gibi. Yani vakalar azalma sayısında. Bence doğru yani, yerinde buldum bu kararı. Yani vatandaş artık bunu aldı. Yani pazar olsun, havalar ısındı, pikniğe gidecek, işte aile, akraba ziyaretleri. Yani en yakınlarımıza bile ziyarete gidemiyoruz. Bu kararı doğru yerinde buldum ben. İnşallah hayırlı uğurlu olur diyorum öncelikle. Sayılar düştükçe tabii ki gevşemeler de olacaktı, bekliyorduk bunu. Yine de kurallara uymakta fayda var diyorum ben. Yani sayılar düştü diye mesafe, hijyen, bu konuları bence hafife almamalıyız. Bu konular üzerinde yine durup önlemlerimizi almalıyız halk olarak. Peki alınan kararları nasıl buldunuz? Alınan kararlar şimdilik yerinde gibi görünüyor. Dediğim gibi, ama bu tek başına yeterli değil. İnsanların da bu kararları güzel takip edip yine de ne derler ona, tedbirli davranmasına fayda var diyorum. Peki sizce Kayseri halkı tedbirli davranıyor mu? Yani gözlemleyebildiğim kadar, ben yurt dışından yeni geldim. Gözlemleyebildiğim kadar İstanbul'da da kaldık 3 gün. Orayla bilhassa kıyasladığımda Kayseri maşallah diyebilirim. Gerçekten de sokağa çıkma kısıtlamasından tutun, bu maske Kayseri'de güzel uygulanıyor. Bunu nereden biliyorum, nasıl bu yorumda bulunabiliyorum? İstanbul'u gördüğüm için. İstanbul'a göre Kayseri kurallara daha fazla uyuyor. Kesinlikle emin olabilirsiniz. 4 gün gezdim İstanbul'da ve diyordum acaba burada uygulanmıyor mu dedim yani. Onun için Kayseri'yi tebrik ediyorum. Zaten halkımız yasaklara uymuyordu. Çok da bir değişiklik, bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Aynı şekilde çok da bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Zaten uyulmuyordu. Bundan sonra da uyulmayacak zaten. Daha iyi oldu bence. En iyi karar bu. Yani bize zaten yasaklara da dışarı çıkıyorduk. 9'dan sonra da istediğimiz yere gidip gelebiliyorduk yani. Yani yasaklar olsa da siz uymuyordunuz. Yasaklar niçin vardır? Delinmek için vardır. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Öyle yani. İzlemedim ama yani saçma buluyorum. Çünkü zaten virüsü arttırıyor. Daha çok artmasına neden oluyor. Bakar mısınız kalabalığa? Sadece bunu düşünüyorum. Peki neden izlemediniz? Boş yani, ben izlemiyorum öyle şeyler. Boş geliyor bana. Yasaklar sizi ilgilendirmiyor mu? Hayır. Ben yasaklara uyan bir insan değilim zaten. Kurallar çiğnenmek için vardır. Bence artık yerinde bir karar. Esnafın da gerçekten kendine gelmesi lazım. Çünkü gerçekten çok zor dönemden geçtik hepimiz. Yani sevindim. Çok sevindim. Kalksın ya artık bu yasaklar. Çünkü gerçekten çoğu arkadaşımızın hali perişan oldu. Allah herkesin ekmeğini kolay yollardan nasip etsin ama gerçekten ben zorlandığım için kapatmak zorunda kaldım iş yerimi. O yüzden de şimdi kendimce çalışıyorum. Çiftçilik yapıyoruz ama yapamayan arkadaşlarımız da var. Kazanamayan arkadaşlarımız da var. O yüzden sevindim kalkmasına. Çok sevindim yani. Peki sizler kabineden ne bekliyordunuz ve ne buldunuz? Kabineden ne bekliyordum? Ne buldum? Daha iyi şartlarda daha fazla yasakların kalkmasını istiyorum artık. Neticede
normale dönmek istiyoruz hepimiz artık ya. Gerçekten herkes atlattı, bizim ülkemize yapıştı kaldı bu hastalık. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi verilen kararlara hepimiz uymamız lazım insanlık olarak. Çünkü bunlar bizim için yapılan bir şey. Virüsün tamamen bitmesi için. Yani gece 12'ye kadar şey açık oluyor. Gece müzik sistemleri. Biraz 1 Haziran'dan sonra, Temmuz'dan sonra da şeyler açık olacak. Vallahi kararlar şu an için uymamız lazım. Ne desek boş. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu yetki ve kararlara. Onun haricinde de 1 Temmuz'dan sonra da inşallah güzel olur. Öncelikle maskeleri çıkartırız. Çünkü artık insanlar bunaldı. Kaçmak istiyor. Bu virüs illeti yaklaşık 1-1,5 senedir belli, bizle beraber yaşamakta. Nereden geldi, nereden gidildi orası da belli değil. İnşallah biter, kurtulur, şu maskeleri atarız. Artık insanlar böyle bunaldı. Dövüş, kavga böyle. Artık farkında mısın bilmiyorum ama cumartesi günleri parklar ve bahçeler, piknik alanları hep böyle şey doluyor, taşıyor. Neden? İnsanlar bunaldı artık evde. Ev hapsi yaşadı yani bu Covid. Bence gayet güzel kararlar. Öncelikle insanlar yani yasaklardan bunaldı, sıkıldı. Yani bence bu yasakların bitmesi doğru bir karar oldu. Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili güzel kararlar aldı.